Merhaba arkadaşlar. Size şimdi ufak bir açıklama yapacağım. Biz videonun başını çekmeden ortasından başlamışız. Fatih Selim'in doğum günü hazırlıklarını yapmak için bugün alışveriş merkezindeydik. Bayağıca yorulduk. Şu an dönüyoruz. Doğum gününe tam 7 gün var. 7 gün sonra doğum gününü kutlayacağız. 2 gün üst üste olacak doğum günümüz. Çünkü bir gün okulda kutlanacak, bir gün evde olacak. Okuldaki arkadaşlarıyla da pasta kesmesini istiyoruz. Sınıf arkadaşları için ufak hediyeler aldık. Hepsini hazırladık. Çok güzel bir gün olacak. Konseptimizi Fatih Selim'in teyzesi hazırlıyor. Sürpriz olacak. Hiçbir şekilde içeriğiyle alakalı bilgi vermedi. Sen hiçbir şey düşünmeyeceksin. Ben her şeyi düşüneceğim, ayarlayacağım, sürpriz olarak hazırlayacağım. Hepinize sürpriz olacak dedi. Ben de zaten bu işlerle uğraşırken gerçekten çok yoruluyorum. Beyin fırtınası bana çok zor geliyor. Özellikle bu benim en çok hoşuma giden oldu. Tamamen onların yapacağı konsepti heyecanla bekliyoruz. Hepimize sürpriz olacak. İnsanın kız kardeşinin böyle becerikli olması harika bir şey. Ben de bunun avantajını görüyorum şimdi. Fatih Selim için de harika bir şey olacak bu. Onun zaten doğum gününün yaklaştığından haberi yok. Normalde sürekli soruyor doğum günüm ne zaman diye. Ben ona hep çok var çok var diyordum ama bu kadar az kaldığını bilmiyor. O gün onu anneannesinde bırakacağım. Doğum günü konsepti hazırlandıktan sonra eve getireceğim. Sürpriz olacak. Çok güzel bir parti olacağını düşünüyorum. Ben de çok heyecanlıyım şu anda. En baştan beri doğum gününde pastanı ne istiyorsun diye soruyorum. Bana diyor ki her seferinde flaşlı istiyorum, flaşlı istiyorum. Flaşın ne olduğunu bilmiyordum. İnternetten araştırdım, baktım o da bir süper kahramanmış. Zaten geçen sene de biz süper kahramanlı doğum günü yaptık. O yüzden bu sene de süper kahramanlı yapmak istemiyorum açıkçası. Esra'ya da dedim ki flaş diye çok fazla tutturdu. Sen bana bırak, ben her şeyi halledeceğim dedi. Hem okul için hem de evdeki doğum günü için pastaları da Esra seçecek. Her şeyi Esra'ya emanet. Bakalım nasıl bir şey hazırlayacak göreceğiz hep birlikte. Ama Fatih Selim'in çok mutlu olacağını düşünüyorum. Onu, evet, ilk defa böyle bir şey. Evet, okuldaki arkadaşlarının doğum günleri sürekli oluyor. Hediyeler geliyor eve falan. Onun da doğum günü olacağı için büyük ihtimalle çok mutlu olacaktır. Anneannesinde kalacak o gece. Bizim evde yapılacak doğum gününde herhangi bir misafir davetli değil. Sadece aile arasında olacak. Zaten biz kendi kendimize çok kalabalığız. Bizim kendi içimizdeki doğum günümüz de bayağı bir parti tadında oluyor. Okuldaki doğum günü arkadaşlarıyla, evdeki doğum günü de ailesiyle olacak. Bakalım burada Fatih Selim'e göre bir kıyafet bulabilecek miyiz? Benim oğlum doğum gününde çok şık olmalı. O yüzden en güzel kıyafeti bulana kadar arayacağız. Burada kız kıyafetleri var. Bebek kıyafetleri var. Ama benim oğlum bebek değil artık. Aaa, Spider-Man kostümü. Daha yeni aldık Fatih Selim'e bundan. Bakalım burada ne varmış? Beyaz bir tişört. Bunlar olmaz. Bunlardan zaten bebekken hep giymişti. Hep aynı şeyler. Giyecek bir şey bulamıyoruz. Ne alsak acaba Fatih Selim'e? Böyle bir tane tişört var. Pantolonlar var burada. Ay, çok kafam karıştı. Ne yapsak acaba? Bu tarafta da büyüklere göre olan kıyafetler var. Hah, burada varmış. Bakalım burada neler var. Benzer şeylerden hep benim oğlumun kıyafetleri var zaten. Şu pantolona bir bakalım. Mesela bak. Bak, bu çok güzelmiş. Bu tam Fatih Selim'e göre. Bundan alabiliriz. Bunun yaşına bir bakalım. Fatih Selim 6 yaşında olacak ama 7-8 yaş giyiyor, biliyor musunuz arkadaşlar? 7-8 yaş olanını bulmalıyız. Şimdi bulalım. Bu pantolonu ben beğendim. Bak, çok güzelmiş. Bundan bir tane alalım bence. Çok da yakışır benim oğluma. 6-7 yaş olan bedenini aldık. Çünkü 7-8 yaş olsaydı şu paçaları sıkı olmadığı için çok düşebilirdi ayaklarından. Bir de şöyle ayakkabılar var. Ayakkabıların güzelliğine bakın. Bunların aynısının kahverengisi var Fatih Selim'de. Çok rahat etti. O kadar güzel giydi ki kışın. Kahverengi rengini daha çok beğeniyorum ama ben. Laciverti de var. Devam ediyoruz aramaya. Bakalım neler göreceğiz başka. Kostümleri gördüm yine. Bakın burada bir tane kostüm var. Bu da yumuş yumuş, ne kadar tatlı bir şey. Burada da bir tane kostüm var. Kızlar için de kostümler var burada. Sonra ayakkabılar. Sadece bir tane pantolon bulabildik. Şimdi o pantolonun üstüne güzel bir şey bulmaya gidelim. Başka mağazalara gidiyoruz. Bakalım burada bir şey bulabilecek miyiz? Kalabalık birazcık. Şurada
burada pantolonlar var. Hemen karşımıza çıktı. Şunlara bakalım. Bakıyorum. Aa bak bunlar daha güzelmiş. Pantolon uçları çok bol değil. Daha güzel olur. Bundan da alalım. Çok yakışır bu Fatih Selim'e. Harika olur. Bayıldım. Buldum. Hemen buldum. Gelir gelmez. İnşallah bedeni de vardır. 13, 14, 11, 12. 11, 12. 10 yaş. Evet. 8 yaş yok mu? Hah varmış. Yaşasın. Şöyle açalım. Bu tam Fatih Selim'e göre olabilir. Bakalım. Şöyle. Boyu falan her şeyi tam. Bunu alıyoruz. Ne kadar hızlı bulduk değil mi? Evet. Bakalım başka ne varmış? Bunu üstüne, aldım. Bunu alıyoruz. Üstüne de bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Hızlı hızlı gezmeyi seviyorum. Çok eğlenmek istemiyorum. Bir an önce işimizi halledip çıkalım buradan. Böyle kazaklar var ama Fatih Selim kesinlikle kazak giymeyi kabul etmiyor. Batıyor batıyor diyor. Ne olursa olsun böyle kalın bir kazak. İnce bile olsa giydiremiyorum. Bu tarz tişörtler yazın için lazım. Bir de şimdi daha uzun kollu lazım. Bunu görse kesin isterdi. Bayılırdı hatta. Alışverişimiz devam ediyor. Şimdi sırada Fatih Selim'e hediye alma zamanı. Doğum günü hediyesi bakacağız buradan. Acaba ne bakalım alsak? Ne alsak bu? Bu niye ötüyor acaba? Fatih Selim için doğum günü hediyesi almaya geldik buraya. Şimdilik iki tane pantolon, iki tane tişört aldık. Bakalım onlar ona olacak mı? Denemeden aldığımız için onu da bilemiyoruz. Aa evet. Çocuklara hediye etmek için hot pants alacaktık. Onları da buradan gelmişken halledelim. Okuldaki arkadaşlarına doğum günü pastası kestikten sonra Hot Wheels araba hediye edecek. Mesela bunların hepsinin aynı model olması gerekiyor. Çünkü çocuklar sonra birbirlerinin elindekine özenip aralarında kavga etmesinler diye arabaları aynı model seçeceğiz. Bakın şurada mesela bu modelden 2 tane duruyor. Hatta 3 var. 4 de var galiba. 5. 4 tane var. Şu arkada da var 5. Bakalım çıkacak mı? 6 tane kız, 6 tane erkek arkadaşı var Fatih Selim'in okulda. Onlar için alacağız. Bakıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Hot Wheels araba hediyesine bence çocuklar çok mutlu olurlar. Evet, 6 tane aynı model arabayı bulduk. Bakın. 2, 3, 4, 5, 6. Bu da bunların ikisini de Yusuf'la Ömer için aldık. Bir tanesinde Fatih Selim kullanacak. Artık aralarına karar versinler. Belki Fatih Selim'le Yusuf bunu kullanır, Ömer'e bunu veririz. Bakacağız duruma göre. Çünkü Fatih Selim'le Yusuf daha fazla kavga edecekleri için ikisi aynı olanları ona da verebilirim. Diğerleri de Fatih Selim'in okul arkadaşlarına olacak. Kızlar için de böyle oyuncaklar var. Ben çok kız oyuncaklarından anlamıyorum ama burada tavsiye edildiğine göre çocuklar, kız çocukları bu oyuncakları çok seviyorlarmış. Sanırım, ay devirmeyelim. Şundan 6 tane alalım mesela, bunu beğenir mi acaba kızlar? Bence beğenirler. Buradaki ablalar da böyle söyledi. Şimdi bundan 6 tane alıyoruz Fatih Selim'in arkadaşları için. Bakın böyle 2, 4, 5. 6.sı nerede? Bir tane daha alacağız. Şurada da var. 6.sı da bu. Yaşasın. Çok güzel oldu. Hediyelerimiz harika. Evet şimdi sırada Fatih Selim'in doğum günü hediyesini almakta. Burada bir sürü uzaktan kumandalı arabalar var. Çok 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 modeller var. Ama uzaktan kumandalı araba almayalım diye düşünüyorum. En çok istediği Fatih Selim'in drone'du. Artık bir drone alsak mı acaba? Drone alsak herhalde havalara uçar. Çok sevinir ama çeşit göremiyorum. Çok fazla çeşit kalmamış herhalde burada. Yok mu? Sadece şu nasıl bir drone acaba? Şuna bakın. Güzel bir şeye benziyor ama bu olur mu? Bir de bir tane de burada var. Ne kadar izleriz bunlar güzellikleri? Acaba ne yapsak? Drone mu alsak? Başka bir şey ne olabilir? Aklıma da hiçbir şey gelmiyor. Fatih Selim'in sevineceği bir şey olsun istiyorum. Çok uzaktan kumandalı arabası var. Değişik bir şey. Çünkü sürekli drone istiyordu. Ben de senin yaşın küçük, biraz daha büyümen lazım diyordum. Artık 6 yaşında oldu. Belki onun için heyecanlı bir deneyim olabilir babasıyla birlikte. Drone uçururuz bahçemizde. Ne dersiniz? Burada nörfler var.
Nerf'lerden asla vazgeçmiyor. Çok seviyor. Görse yine Nerf ister kesin. Birçok modeli bizde var aslında. Nerf almayı kesinlikle düşünmüyorum. Sanırım 3 yaşındaydı. 3 yaş doğum gününde. Yusuf'un çöp kamyonu için saatlerce ağlamıştı. Apar topar gidip ona oyuncakçıdan çöp kamyonu almıştı. Öyle bir anımız da var. Böyle iş makineleriyle. Ondan sonra traktörleri, kamyonları, beton, çimento makinelerini çok seviyordu. Bunlar var ama artık bunlar çok fazla ilgisi çekmiyor. Burada iki tane seçenek var. Bir tanesi şu. 630 liraymış fiyatı. Bir tane de başka model var. Onun da fiyatına bakacaklar. Vay, şuradaki oyuncaklara bakar mısınız? Bunlar da değişik görünüyor. Ama valisinin böyle oyuncakları çok fazla istemiyor. Yani baktığı zaman bir türlü seçmek istemiyor. Çok zorlanıyor. Oyuncakçıya geliyor, bir saat dolaşıyor. Ne alacağını karar veremiyor. Çaresiz kalıyor. En sonunda bir tane Nerf alıp çıkıyoruz her seferinde. Oyuncaklardan da artık sıkıldığını düşünüyorum ben. Çok fazla oyuncak oynadığı için herhalde. Bu aslında ebat olarak daha küçük olmasına rağmen fiyat olarak daha pahalı. 830 liraymış bunun fiyatı. Özelliklerini hakkında bilgi almak istiyoruz. Hangi özellikleri varmış? Ona göre karar vereceğiz. Aslında başka Media Market'ten de bakabiliriz. Orada daha fazla seçenek olduğunu söylüyorlar. Aklıma gelmişken Fatih'in Flash diye bir süper kahraman varmış. Onu çok istiyordu. Gelmişken onu da alalım. Onu da anneannesi bana Fatih Selim için bir hediye seçin demişti. Onun adına almış olacağız. Kalmamış olabilir dedi. Bakmaya geldik. Galiba da kalmamış. Eyvah eyvah. Nereden bulacağız acaba şimdi flaşı? Pastasını bile flaşlı istedi aslında. Diyor ki flaş diyor. Geçen sene de doğum günü konseptine süper kahramanlar yaptığımız için ben flaşlı yapmak istemiyorum. Bakalım ne olacak? Sürpriz. Bulduk. Flaşı da bulduk. Arkadaşlar flaş buymuş. Çok da çirkin bir şeymiş. Bakın burada bu flaşı alıyoruz. Burada Batman de var. Flaş dediği bu muymuş benim oğlumun ya? Başka modeli var mıydı bilmiyorum. Bir tane seçenek bu vardı. Biz de bunu alıyoruz. Evet, oyuncak alışverişimizi de bitirdiğimize göre artık eve gidebiliriz. Kıyafet işini tamamladık. Oyuncak işini tamamladık. Hediyelerimizi aldık. Kızlar için ve erkekler için ayrı ayrı Fatih Selim'in arkadaşlarının hediyelerini de aldık. Ama Fatih Selim'in hediyesi kaldı. Ona da sanırım drone alacağız. Öyle düşünüyorum. Bulabilirsek başka bir mağazaya gidiyoruz şimdi onu almak için. Burada kostümler var, ayıcıklar var. Size şöyle bir göstereyim buraları da. Doğum gününe son 7 gün arkadaşlar, çok az kaldı. Çok sürpriz olacak Fatih Selim için. Hiç beklemediği sürprizlerle karşılaşacak. Ona parti yaptığımızdan haberdar değil biliyorsunuz. Şimdi yine başka bir mağazaya geldim. Belki güzel bir üst bulabilirim ümidiyle bakıyorum. Ama bulamıyorum. Şu nasılmış? Benim oğluma yakışır. Güzel görünüyor. Gerçi aldıklarımız da işimizi görecek doğum gününde giyebileceği iki seçeneğimiz oldu. Bulamazsak onlardan birini zaten giyecek. Çok güzel olacak Fatih Selim. Harika olacak benim oğlum. Şunu beğendim. Bu da güzel görünüyor. 7-8 yaş büyük ihtimalle Fatih Selim için olacaktır diye düşünüyorum. Bakın açık renk. Çok tatlı. Çok güzel. Bunu alabiliriz mesela. Seçenekler arasına koyabiliriz. Şimdi bunlar için güzel bir hediye kutusuna ihtiyacımız var. İşte şöyle şu oyuncaklar için çok güzel böyle hediye kutuları hazırlayıp içine koyacağız. Çok mutlu olacak çocuklar. Bayılacaklar bu hediyelere. Alışverişlerimiz bitti. Yoruldun mu? Daha bitmez. Drone alamadık. Tamam, onu da başka bir gün alalım. Ben gerçekten çok fazla yoruldum. Artık eve gitmek istiyorum. Ellerimiz koptu poşetleri taşırken. Arkadaşlar arabamıza doğru gidiyoruz. Doğum gününe son 7 gün. Bu 7 gün sonrasında güzel bir sürpriz var. Fatih Selim için 2 gün boyunca sürecek. Biri okulda olacak, biri evde. Harika bir parti hazırlıyoruz. Teyzesi yapacak konseptine. Konseptimizin sürpriz olması şu sebepten. Ben bunlarla çok fazla yorulmayayım, meşgul olmayayım, kafam karışıyor diye. Evet, Fatih Selim'in teyzesi. Her şeyi ben devralıyorum. Siz bana bırakın. Keyfinize bakın. İyi ki var teyzemiz. Evet, siz bana bırakın dedi. Enes'in annesi biliyorsunuz. Enes oyun zamanından.
konseptimiz ona emanet. Çok güzel bir şey yapacağına eminim. Fatih Selim'in doğum gününden herkese merhabalar. Fatih Selim dün gece teyzesinde kaldı, Yusuflar'da kaldı. Sürprizlerimizi geceden Esrar teyzesi buraya getirdi, bıraktı. Hala daha ne olduğunu, konseptin ne olduğunu anlayabilmiş değilim. Burada da Fatih Selim'in hediyesi var. Dün babası gitti, aldı. O gün oyuncakçıdan alamamıştık, başka yerlere bakacağız demiştik. Benim dün işim vardı, o yüzden hediyeyi ben göremedim. Babası kendisi seçti. Aldı geldi, hediyemiz de hazır. Pazar günü de Yusuf'un doğum günü olacak. Arkası arkasına iki tane parti var. Yarın da Fatih Selim'in okulundaki doğum gününü kutlayacağız arkadaşlarıyla birlikte olan. Yani 3 gün üst üste parti yapacağız. Hazırlıklar bittiğinde Fatih Selim'i eve getireceğiz. Sürpriz olacak, doğum günü olduğunu bugün bilmiyor. Dün hatta sordu bana, dedi ki doğum günüm yarın mı dedi. Hayır, yarın değil öbür gün dedim. İnandı yavrum, gitti teyzesine. Yusuf biliyordu aslında, umarım söylememiştir, ona tembihledik söyleme sakın diye. Detaylı bir şekilde kurulumu da çekeceğim zaten. Nasıl yapıyorlar, nasıl kuruyorlar, balonları nasıl yerleştiriyorlar. Harika olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Biz hazırız. Esra teyzemizi bekliyoruz.